Merhaba. Bugün yine yeni aldığım ürünlerle bir makyaj yapayım istiyorum. Biraz birikti bu aralar yeni aldığım şeyler. Uzun zamandır yapmadım galiba. En son yapalı kaç ay oldu hiç hatırlamıyorum gerçekten. Ama tabii bir de şu palet biraz da vesile oldu diyelim. Bunu Instagram'da paylaştığımda bayağı bir beğenmişsiniz, videosunu istemişsiniz. Bu belki onun için özel bir video ayrıca çekerim ama hazır kendim deniyorken, bu paleti kullanıyorken ilk izlenimlerimi sizle de paylaşayım dedim. Bu arada aldığım yeni ürünleri, yeni vegan şeyleri de test etmiş oluruz hep beraber. Çok fazla vaktim yok. Bir an önce videoya geçelim. Bu çok renkli bir palet olduğu için, renkli bir makyaj yapacağım için yüzüme. Farlar gözümün altına düştüğünde temizlemesi kolay olsun diye baz makyajımı sonra yapacağım. O yüzden ilk önce paletle başlamak istiyorum. Aa, bu arada paletten isimsiz olarak bahsettim galiba. Bu Revolution Pro markasının Mischief Matte paleti. Bundan Instagram'da bahsettiğim gibi Rozmanlara yeni gelen bir marka. Hani biliyorsunuz Watsons'ta da Revolution markasının Eyelar Revolution ve Makeup Revolution serileri vardı. Bu Revolution Pro'yu özellikle paletleri için çok istiyordum. Çünkü böyle değişik değişik paletleri var işte. Özellikle bu paletini çok istiyordum. Çünkü mat ve canlı renkler. Ve bu kadar ucuza bulmak gerçekten çok zor. Ve veganını bulmak tabii ki. O yüzden Türkiye'ye gelmesine bayağı sevindim açıkçası. Rozman'da gördüğümde acayip şaşırdığımı hatırlıyorum. Çünkü Rozman çok spesifik markaları getiriyor. Özellikle Revolution hiçbir markasını, hiçbir serisini getirmeyip de Revolution Pro'yu getirdiğinde bayağı bir şaşırmıştım. Diğer serilerin getirir mi bilmiyorum. Şu an sadece Revolution Pro'yu satıyor Rozman. Ama fiyatları uygun. Vegan çeşitleri çok fazla. Yani ulaşılabilir bir marka. Bu yüzden ben de denemek için sabırsızlanıyorum. Ama özellikle dediğim gibi şu paletin yorumlarını sizlere doğru düzgün vermem için birkaç deneme yapmam gerekiyor. Bugün de onlardan biri olsun. Hem diğer ürünlerimi de kullanmış olurum. İlk olarak şu Kat Von D'nin beyaz kapatıcısıyla başlamak istiyorum. Çünkü bu kadar canlı renkler kullanacağımızı düşünürsek altına iyi bir baz kullanmak lazım. Baz olarak ne kadar ideal olur bilmiyorum ama beyaz renkli ve yani kremsi bir şey. İyi yapışacağını düşünüyorum ve renklerin çok canlı göstereceğini düşünüyorum. Bu da indirimdeydi. O sayede aldım. Yoksa pek sanmıyorum yani açıkçası alacağımı. Bir beyaz concealer için o kadar para vermem. Ama indirimde bence delisi bir fiyat vardı. Evet, çok pigmentli gördüğünüz gibi. Azıcık sürmeme rağmen bembeyaz oldu göz kapaklarım. Harika. İlk izlenimim göz kapakları için biraz kuru bir ürün olduğu yönünde. Yani illaki beyaz olması gerekmiyor. Kendi renginize yakın bir şey de alırsanız göz kapaklarınız için ideal bir baz olacağını sanmıyorum. Bazı concealer'lar iyi bir baz yaratıyor. Bu sanki onlardan değil. Ben hiç denememiştim. Bende Kat Von D concealer var ama bunu hiç denememiştim. Göz bazı olarak kullanmayı. Bakalım üstüne far kullanınca nasıl olacak? Ve biraz da sabitlenmiyor çok fazla. O yüzden pudrayla sabitlesem mi bilemiyorum gerçekten. Sanki kırışacak gibi ve ben bunu bu makyajın akşama kadar dayanmasını istiyorum açıkçası. O yüzden sanırım göz kırışıklık katlanma bölgesi diyorlar. O bölgeye şu beyaz farı sürüp sabitleyeceğim. Ayrıca bu palet tamamen canlı renklerden de oluşmuyor. Bazı nötr renkler de koymuşlar. İşte şunun gibi, şunun gibi ya da şunun gibi. Ben açıkçası kullanmayacağım. Bugün gösterdiğim gibi zaten beyaz bir bazla başlıyorum. Hiç bunu
bozmak gibi bir niyetim yok. Çünkü canlı görünsün istiyorum renkler. Şu neon pembeyle başlamak istiyorum. Şöyle bir krizle alalım. Gerçekten çok merak ediyorum ne kadar cart görüneceğim. Biraz korkuyorum da açıkçası. Yamalı. Peki. Bakalım güzel blend edilecek mi? Ne diyorsunuz? Dış köşelere de şu renkten kullanacağım. Biraz daha soğuk bir renk. Şu köşelerde biraz daha morumsu bir ton olsun istiyorum. Temiz bir fırçayla blend edelim bakalım. Hatta daha büyük bir fırça alalım. Aslında kat kriz yapasım var şu bölgeye ama yapmayacağım sanırım. Şu an çok da vaktim yok. Onunla uğraşmak istemiyorum. Şimdi şu turuncuyu alacağım. Ve onu tüm göz kapağıma süreceğim. Evet, şurası göz kapağımın iç bölgesi mi diyelim. Biraz daha açık renkli olmasını istiyorum. O yüzden şu sarıyı alacağım. Hatta sarıyla beyazı mı karıştırsam acaba? Fırçama biraz da beyaz alıyorum. Bakalım. Nasıl olacak? Rengin yoğunluğunu biraz kaybettiriyor sanırım beyaz alınca. Evet, turuncuya geri dönüp şu orta bölgeye uyguluyorum. Tekrar yoğunluğunu kaybetmemesi için. Bu palette kırmızı yok. Yani şöyle bir renk var. O da kırmızıdan çok mercan tarzı bir renk. Evet, cart bir kırmızı eksik kesinlikle bu palette. Onu mu denesin? Şunu deneyeyim bakalım. Güzel. Kırmızı değil ama güzel bir turuncu mercan rengi. Eyeliner süreceğim ama şu dış köşeyi biraz koyulaştırmak istiyorum. Onun için sanırım şu rengi kullanacağım. Yani daha cart ve neon olsun istiyorum gözlerim ama umarım bu çamursu bir etki katmaz. O yüzden çok çok küçük bir bölgeye süreceğim. Şu turuncuyla yukarıdaki morumsu pembeyi birbirine karıştırmak istiyorum. Göz altlarına geçelim mi? Geçelim. Şu morla başlıyorum. Bu bayağı pigmentliymiş. Üstelik alt gözümde hiçbir bas falan yok. Acaba bunları bassız mı sürmek gerekiyor? Çünkü yukarıda her ne kadar pigmentli olduğunu düşünsem de göz kapağımın. Bu cidden çok çabuk ve güzel bir pigment vardı. Diğerlerini birazcık üstünde çalışmak zorunda kaldım. Evet, moru sadece şu yarısına kadar süreceğim ve şu maviyi iç bölgeye kullanacağım. Üst göz kapağımda biraz beyazla karıştırmıştım. O yüzden biraz açık kaldı. Alt göz kapağıma göre. O yüzden yine biraz beyazdan yardım alıyorum. Ve şu maviyi açmaya çalışacağım bakalım. Açtım. Böyle açık maviden mavi ve mor şeklinde bir gradyan yapmaya çalıştım. Olur mu sanki? Evet, diğer gözüme de aynı şekilde uygulayıp geliyorum.
Evet, bu renkli makyaj yaparken aklıma Kiko'dan aldığım şu mavi eyeliner geldi. Hazır renkli bir şey yapıyorken bunu da kullanayım dedim. Gerçi mavi renkli olduğu için gözdeki şu gökkuşağı şeysini bozar mı bilmiyorum. Yani çünkü özellikle üst taraf sıcak, alt taraf soğuk olsun istemiştim. Bu mavi eyeliner'la da o dengeyi bozacağım gibi geliyor. Özellikle böyle çok uzaktan mavi gibi görünmez umarım. Bir de performansı bakalım nasıl olacak. Çünkü ben bunu dışarı çıkacağım yazdan. Umarım akşama kadar idare eder. Böyle özellikle şeffaf olursa gerçekten bu görünümün içine eder açıkçası. Umarım opaktır ve kötü bir eyeliner değildir. Yoksa çünkü düzeltmesi epey zor olur. Hatta bu kadar uğraştığım gözü silip tekrar yapmak zorunda kalabilirim. Karıştırmak gereken bir şey anladığım kadarıyla. Karıştıralım ki şeffaf olmasın. Pigmentleri içinde karışsın bir güzel birbirine. Evet, başlıyoruz. Pigmentli ama rengi çok açık. Biraz daha kobalt mavisi olmasını tercih ederim ya. Çok açık maviymiş. Bununla da kuyruk güzel olmaz ki. Olur mu acaba? Acaba kuyruğu siyah mı bıraksam? Sanırım böyle yarım eyeliner çekeceğim. Kuyruğu siyah bir eyelinerla tamamlayacağım. Yani daha editorial bir şeyde belki çok güzel görünebilir ya da buna özel bir kostüm falan olursa. Ama şu an normal bir gün için fazla kuş gibi renkli olur. Biraz da ıslak bir eyeliner. O yüzden kurumasını bekleyeceğim. Ya da kurumasını beklemesem. Kurumasını beklemeyeyim ya. Belki daha iyi birbirine karışır. Hemen diğer eyeliner'ımı çekip geliyorum. İçeri gittiğimde ne göreyim? Güneş ışığında renkler, farların renkleri gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani neon görünüyordu. Şu pembeler, turuncular falan o kadar kendini belli ediyor. O kadar canlı gözüküyor ki şu yapay ışıkta olan setup'a göre. Yani biliyorsunuz kış olduğu için mecbur yapay ışık kullanmak zorunda kalıyorum. Yani palet iyiymiş. Renk pigmentli mi diye soran arkadaşlar için kesinlikle pigmentli diyebilirim o zaman. Şimdi şu kaş ürününden de bir kısaca bir bahsedeyim. Şimdi bu Kat Von D'nin kaş pudrası, daha önce bunu indirimde almıştım. Normalde kaş pudrasının, yani bu pudrası ünlü olmasına rağmen çok fazla para verecek bir insan değilim. Çünkü kendim daha çok işte yani kontür renkleri, kontür pudraları ya da soğuk tonlu farlarda falan çok güzel kaş pudraları görebiliyorum, bulabiliyorum. Genelde onları kullanıyorum. Çok böyle beni heyecanlandıran bir şey de değil kaş ürünleri falan. Bir göz para gibi falan. Ama bunu indirimde görünce bir tane kaptım. Aslında pomadlarından istiyordum ama ya gerçekçi olanın pomadları, onunla uğraşacak bir insan değilim. Boşu boşuna kurumasını istemedim. Ama belki indirimde, onu da indirimde bulursam yine alırım. Çünkü Kat Von D'nin kaş pomadını bayağı övüyorlardı. Ama şu an uğraşmak istemiyorum. Günlük olarak benim ihtiyacımı bu pudra gayet karşılar diye umuyorum. Bu biraz simli gözüküyor. Evet, üstünden biraz parmakladım bunu. Ama tam kesin bir fikir oluşturamadım hakkında. Şöyle hemen cacık bir şeyler yapmak istiyorum. Simli gibi görünüyor ama gidiyor o simli. Kesinlikle kaşta görünmüyor. Dediğim gibi ben daha çok doğal kaş insanıyım. Öyle Instagram kaşları çok da ilgimi çekmiyor açıkçası. Kaşlarımı kalınlaştırmak için de özel bir çaba sarf etmem yani.
özellikle her gün uğraşmak beni deli ediyor ama bir yandan da şu an kahkülüm var. Kahkülüm kısa. O yüzden en azından biraz şekilli görünsün. Evet, gördüğünüz gibi doğal bir ton. Doğal bir renk. Doğal bir ürün. Siz de böyle bir şey istiyorsanız bakabilirsiniz belki. Belki şu an hala indirimde mi bilmiyorum. Şu kaş fırçası da indirimdeydi. Onu da aldım. Çok güzel. Güzel uyguluyor gerçekten. Bende Eco Tools'un açılır fırçası vardı. Ama bu çok daha keskin uyguluyor. Özellikle pomad alırsan kesin çok güzel uygulayacaktır. Ama şimdilik onu erteliyorum açıkçası. Dudak ürünü olarak yeni bir şeyim Kiko'dan aldığım şu dudak kalemi. Bence tam bu gözlerin altına nude bir seçenek olarak güzel olacağını tahmin ediyorum. Elimde denediğimde bayağı kremsilerdi. Bakalım nasıllar dudakta. Ay, şöyle olmuş. Evet, çok kremsi ve pigmentli. Dudaklarımda çok kabuk yoktu. Akşamdan güzel nemlendirmiştim. Ama biraz belli ediyorlar sanki bu kabukları. Yani ben bugün bunu ruj olarak uygulayacağım. Biliyorum hani dudak kalemini dudak kalemi olarak uygulamak lazım ama. Ama bu çok sanırım onun için uygun bir şey değil. Ruj olarak kullanmak için. Ama o zaman neden kremsi dudak kremi yaptın? Bu biraz tuhaf açıkçası. Dudaklarımı aşırı kuru hissettiriyor şu an. Ve hani şöyle kremsi rujlarda ya da dudak kalemlerinde şöyle yaparsınız ya dudağınızı. İşte böyle çok yapışıyor ve ürünü dağıtmak, birbirine homojen bir şekilde karıştırmak yerine bir kaldırıyor sanki ürünü. Ve ayrıca şu kabuklarıma çok fazla doldu. Yani likit mat ruj kadar, hatta ondan daha bile beter diyebilirim. Ve üst üste kullanmak için bir kere set ettikten sonra üstüne tekrar bir kat geçmek için pek uygun değil galiba. Evet, bunun üstüne balm falan sürmek gerekiyor kesinlikle. Dudaklarım çok rahatsız. Evet, bugünlük bu kadar. Yeni makyaj malzemeleri denedik. Özellikle palet gerçekten bence videonun yıldızı oldu. Palet hakkındaki yorumlarımı başka bir videoda ayrıca çekmek istiyorum. Ne dersiniz buna? Ama birkaç makyaj daha yapmam gerekiyor. Belki onları da videoya çekerim. Böyle hem makyaj hem yorumlu karışık bir şey yapmış olurum böylece. Size daha faydalı olur. Eğer görmek isterseniz mutlaka yorum bırakın. Tekrar görüşürüz.